Manşet'e hoş geldiniz. Baş döndürücü bir pazar gününü geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta cuma günü kapatırken hafta sonu böylesi gelişmelere tanık olacağımızı beklemiyorduk elbette. E, rejim içinde gerçekten büyük çatışmalar, büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Ve adeta artık tuğlalar çekiliyor ve duvar yıkılmak üzere. Derininden ağır bir kavga var, ağır bir mücadele var, var ağır bir savaş var. Pazar gününü Sedat Peker, Levent, Göktaş kavgasıyla geçirdik ve bu kavga damgasını vurdu. Levent Göktaş ismiyle bir sahte hesap veya gerçek hesap bilmiyoruz. Doğrulanmadı çünkü. Twitter'dan bir takım paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ve bu paylaşımlar üzerine bir anda kullanıcı sayısı 70-80 bin binlere fırladı. O arada Levent Göktaş adına paylaşımlarda bulunan hesap bir takım iddialarda bulunacağını, bir takım videolar çekeceğini söyledi. Ve e, bunun üzerine dikkatleri üzerine çekti. Levent Göktaş kim? Özellikle şu son e, aylarda Hablemitoğlu soruşturmasında firari sanık durumuna düşen eski asker. Ama Levent Göktaş sıradan bir isim değil. Birazdan geriye doğru size anlatmaya, tanıtmaya çalışacağım. İsmini ilk defa duyanlar vardır belki de. Tanıyacaksınız. Levent Göktaş Sedat Peker kadar derin, hatta belli açılardan belli yönlerden Sedat Peker'den çok daha fazla sırra, çok daha fazla bilgiye ve rejimi chatırdatacak malumata, belgeye, dökümana sahip olan biri. Haliyle itirafları, ifşaları ses getirecek. Eğer o kişi Levent Bektaşsa. Levent Göktaşsa, özür dilerim. Levent Göktaş'ın tweetlerinde Sedat Peker'e sataşması üzerine Sedat Peker seçime iki ay kala konuşacağım demişti ama kafayı kaldırdı ve o da ona sert bir üslupla cevap verdi. Levent Göktaş çekeceğim dediği video çekmedi. Pazartesi gününe bıraktı. Bakalım bugün çekecek mi ama eldeki bilgiler, eldeki veriler, doğrulanmış veriler, doğrulanmış teyit edilmiş verileri söylüyorum. Şu ana kadar ortaya çıkanlar itibariyle de yenir, yutulur cinsten değil. Haliyle size bunu belli bir örgü içerisinde anlatmaya çalışacağım. Kronolojik olarak geriye doğru 20 yıllık bir hikaye bu. Anlatmaya çalışacağım. Elbette bu bu programın süresi içerisinde bütün detayları vermem. Bütün itiraflar, tanıklıklar, mahkeme safatına ilişkin detaylar neyse veya kritik belli gelişmeler hepsini burada bir programda anlatmam mümkün değil. Saatler süren bir belgesel konusu olur bu. Ama emin olun yakın zamanda o belgesel çekilecek öyle görülüyor. Esasen her şey Hablemitoğlu suikastıyla ilgili. Hablemitoğlu suikastı 2022 2002 Aralık ayında AK Parti'nin iktidara geldiğinin ilk haftalarında olan bir suikast. Hablemitoğlu öldürülünce iddianamelere konu olan, e, suç soruşturmasına konu olan iki ayrı yapıyla ilgili olarak arkasında bu vardır dendi. Bir Ergenekon, öbürü de Gülen Cemaati. Her ikisiyle de ilgili çokça haber yapıldı, analiz yayımlandı ve her ikisiyle de ilgili mahkeme iddianameleri yazıldı. Ergenekon iddianamesinde de Hablemitoğlu konusu geçti. Gene Gülen cemaatiyle ilgili Çatı iddianamesinde de Hablemitoğlu konusu var. Fakat Hablemitoğlu meselesinin Gülen cemaatini ilgilendiren tarafıyla ilgili değil bu yayın. Çünkü gerek Levent Göktaş, gerekse Nuri Gökhan Bozkır, birazdan ismini sıkça duyacaksınız ve o çete veya o grup neyse cemaatle alakası olan, cemaatle iltisakı olan isimler değil. Moda tabirle söyleyeyim. Herhangi bir ilişkisi olan isimler değil. Bilakis cemaat karşıtı olan, cemaat düşmanı olan isimler. Haliyle bu yayında işin cemaatle ilgili bölümü olmayacak. İşin Levent Göktaş'ı ilgilendiren tarafı, Nuri Gökhan Bozkır'ı ilgilendiren tarafı olacak. Eee... 10-12 grafikle öncelikle bugüne nasıl gelindi onu anlatmaya çalışacağım. Ama onu anlatırken şunu söylememe izin verin. Bu konuyu aylardır çalışıyorum. 8 Haziran'da ilk gözaltı dalgası geldi. O günden beri yüzlerce makale okudum, haber okudum, video seyrettim. Bu konuda bilgisi malumatı olan kişinin tanıklığına başvurdum. Twitter'daki konuyu bilen bilebilen insanların yazışmalarını takip ettim. Ve dersimi bu konuda çok iyi çalışmaya çalıştım. Dolayısıyla şu anda ekrana bir grafikler silsilesi halinde getireceğim dizi teyit edilmiş konular, doğrulanmış konular, taraflar tarafından da yalanlanmamış konular. Fakat sonrasında yani Levent Göktaş'ın bir Twitter hesabı üzerinden hala doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyoruz. Gerçek yakın zamanda ortaya çıkacak. Onunla ilgili de farklı iddialar var. Ona Sedat Peker'in saldırması. Onun üzerinden de çok farklı yeni ifşalar gündeme geldi. Ona bakacağız. Ama önce bugüne kadar doğrulanmış bilgilerle Levent Göktaş kimdir? Neden ismi bu kadar gündemde? Neden Hablemitoğlu suikastinin firari sanığı veya zanlısı pozisyonunda? Dilerseniz onunla başlayalım ve bir grafik dizisiyle ben kısaca olayı size hülasa etmeye çalışayım eskilerin diliyle. Levent Göktaş bir asker. E ee, ama özel kuvvetlerde yetişmiş, özel operasyonlar yapabilen, Suriye'de, Irak'ta görev yapmış e, ve bu konuda e, özel yeteneklere sahip bir asker. Kendisi e, böyle hususiyetler olan biri olduğu gibi yetiştirdiği insanlar itibariyle de bunu yetiştirdiği insanlara da geçirmiş ve böyle bir kadro, böyle bir ekip yetiştirmiş. İşte Nuri Gökhan Bozkır da o isimlerden biri. Yani bir anlamda aralarında baba oğlu ilişkisi olduğu da söyleniyor. Böyle bir astüs ilişkisi de var ve geçmişten bugüne kopmayan bir ilişki var. Ve o ilişkinin e, satır başlarını bu hikayede anlattığım dediğim gibi teyitli doğrulanmış bilgilerde göreceksiniz. Levent Göktaş 5 yıl Ergenekon e, davası müddetince e, ...tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. 2009-2014 yılları arasında... ...2014 yılında da tahliye ediliyor. Necip Hablemitoğlu ise... E, ...18 Aralık 2002'de... E, ...Ankara'da evinin önünde katledildi. E, ölmeden önce Alman vakıfları üzerinde çalışıyordu. Yine ölmeden önce Köstebek isimli kitabı üzerinde çalışıyordu. Ve bu Köstebek isimli kitabında... ...Gülen Cemaati yapılanması üzerinde... E, yazıları, fikirleri, analizleri vardı veya iddiaları vardı. Ve bu çalışma Gülen cemaatini rahatsız etti. İşte buradan hareketle de Gülen cemaatinin Necip Hablemitoğlu'nu ortadan kaldırdığı iddiası var. Çatı iddianamesine falan da böyle girdi. Ama dediğim gibi başta da söyledim konumuz o olmadığı için o bölümle ilgili bir şey duymayacaksınız. Çünkü burada konumuz işin Ergenekon tarafı. Şeblim, Şengül Hablemitoğlu ile evliydi. Şengül Hablemitoğlu da Necip Hablemitoğlu gibi bir öğretim üyesi. iki kızları var. Necip Hablemitoğlu öldürüldüğünde 48 yaşındaydı. Hablemitoğlu suikastinin kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır, 28 Ocak 2022'de MIT operasyonuyla Ukrayna'dan paketlenerek Türkiye'ye getirildi. Ama öncesinde Ukrayna'dan istendi. Yani 2019 yılında kırmızı bülten çıkarıldı hakkında ve Hablemitoğlu suikastı ile ilgili olarak istendi. neden 2019 yılına kadar beklendi? İşte bu bir soru işareti. Çünkü Nuri Gökhan Bozkır onun öncesinde Türkiye'deydi, bir takım faaliyetleri vardı, işte silah ticareti vesaire var. Birazdan bahsedeceğiz. Durdu durdu da neden onunla ilgili bir soruşturma yola çıktı? ve bu soru e, Hablemitoğlu soruşturmasında yani daha önce muteber bir pozisyondayken bir anda neden bir suikast zanlısı pozisyonuna geldi? 10 e, 17 sene sonra 2002 2019. 2019'da hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Ukrayna'dan istendi. Ukrayna'da ev hapsine alındı. İşlerini bileyim e, mahkemeye çıkarıldı vesaire. E, o süreç bir türlü o günlerde e, sonuçlanmadı. Hatta o arada eee Nuri Gökhan Bozkır'la görüşmeye giden gazeteciler oldu. A Haber gitti görüştü. Hürriyet'ten e, Toygun Atilla gitti görüştü ki mesela Hürriyet'te 24 Aralık 2019'da bu haber yayımlandı. Karakutu'nun gözlerine bakarak sordum Necip Hablemitoğlu'nu sen mi öldürdün? Toygun Atilla e, Nuri Gökhan Bozkır'la bir görüşme yaptı ve burada Nuri Gökhan Bozkır bu görüşmeye ilişkin e, şey Hablemitoğlu'na ilişkin hiçbir şey söylemedi hiçbir şey söylemedi. Fakat bu tür e, röportajlara ihtiyatla yaklaşın. Çünkü devlet e, bir takım gazeteciler vasıtasıyla bir birtakım e, hedef kişilerle veya bilgi almak istediği veya acaba ağzının alt e, şey dilin altındaki bakla nedir falan merak ettiği kişileri sorgular. Haliyle e, Nuri Gökhan Bozkır'la yapılan bu söyleşileri veya çıkan bu haberleri e, okuduğunuzda bir şey göremeyebilirsiniz ama o gazeteciler üzerinden bir bilgi alışverişi olmuş olabilir. Ya da Nuri Gökhan Bozkır'ın o gazetecilere söylediği kimi bilgiler Ankara'da bir takım yerlere iletilmiştir. Ama o gazetecinin gazetesinde veya televizyonda çıkmamıştır. Böyle şeyler olabilir. Şimdi parantezi kapatalım devam edelim. Nuri Gökhan Bozkır 28 Ocak 2022'de MİT tarafından paketlenerek Ukrayna'dan getirildi. Bu tarihten önce operasyonlandığı iddiaları var bilmiyoruz. Neticede devlet, Türkiye Devleti 28 Ocak 2022'de ben yakaladım getirdim dedi. Daha önce belki bir ay önce yakalanmış, belki iki ay önce yakalanmış olabilir bilmiyoruz. Birazdan zaten bu tarihten daha önce yakalandığına dair işaretleri de bu yayında bulacaksınız. Gelir gelmez de zaten Hablemitoğlu soruşturması çerçevesinde paketlendiği için itiraflara başvurdu. Bir takım bilgiler verdi. O gazetecilere söylemediklerini belki de söylediklerini bilmiyoruz. Bu defa savcıya ifade etti, mahkemeye ifade etti. Ve Necip Hablemitoğlu'nu e, hedef olarak seçmesinin kendisine Levent Göktaş tarafından söylendiğini ve Hablemitoğlu'nun evinin çevresinde keşif yaptığını anlattı. Hablemitoğlu'nu ben öldürmedim ama evinin çevresinde verilen talimatı uyguladım, keşif yaptım dedi. Bu talimatı da Levent Göktaş'ın verdiğini söyledi. Doğal olarak... Hablemitoğlu cinayetinin azmettiricisi Levent Göktaş dedi dolaylı olarak. Hurdacı kılığında keşif yapmış vesaire. Haliyle e, Nuri Gökhan Bozkır'ın bu ifadesiyle Levent Göktaş kadraja girdi. AKP 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmişti. Levent Göktaş, e, özür dilerim Necip Hablemitoğlu hükümetin güven oyu almasından ki o zaman Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı. Abdullah Gül hükümetinin güven oyu almasından birkaç hafta sonra öldürüldü. Haliyle bu cinayette bir AKP bağlantısı aramak yani Ergenekon, Gülen cemaatine bir de AKP bağlantısı acaba AKP veya hükümetten birileri mi yaptı yaptırdı falan gibi bir ihtimal üzerinde durmak zor. Çünkü AKP yeni iktidara gelmiş. Devlete hakim değil. Yeni yeni artık örgütlenecek. İşte hükümet yeni yeni başlayacak. O aşamada buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama sonrasında yani 20 yıl boyunca bu cinayetin aydınlatılmaması, faillerinin azmettiricilerinin üzerine gidilmemesi ya da her her defasında AKP'nin kendi düşmanları üzerinden bu cinayetin failini araması veya kimliklendirmesi dikkat çekti. Yani başta ergene konken, sonra Gülen Cemaat oldu vesaire. Yani gerçekten kim, hangi nedenle Necip Havlemitoğlu'nu ortadan kaldırdı? 20 yıllık AKP iktidarının günahı budur. Ve bu Necip Havlemitoğlu'nu öldürmekten daha, bir, daha büyük bir günahtır. Yani cinayeti aydınlatmamak. Bunun altını çizelim. O arada bir MİT müsteşarlığı hikayesi var buna ayrı bir bölüm ayırmak gerekiyor. Şimdi onu anlatacağım. Şengil Hablemitoğlu Necip'i MIT müsteşarı yapılacağı söylentisi öldürmüş olabilir diyor. Yine aynı şekilde gazeteci Yasemin Güner'i de Necip Hablemitoğlu'yla yapacağı bir röportaja Hablemitoğlu'nun geç geldiğini çok önemli bir yerden geliyorum ben MIT başkanı oluyorum dediğini aktarıyor. Benzer ifadeyi ee, o sırada Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Emin Gürses de kuruyor. Ben de diyor aynı şekilde böyle bir ifadeyi yani mit müsteşarı oluyorum ifadesini şeyden duydum. Necip Hablemitoğlu'ndan duydum. Çok önemli bir yerden geliyorum derken yani belli bir yerden belli ki Necip Hablemitoğlu işaret almış, söz almış, vaat almış ve mit müsteşarı oluyorum diyor. Yani o mutlulukla o sevinçle geliyor. Kim ona bunu vaat etti? AKP hükümet mi? Yoksa o gün hala etkin olan askeri vesayet veya bir takım askeri kadrolar mı? Çünkü mit Müsteşarı Türkiye'de uzun yıllar asker kökenliydi ki şu anda da halen öyle. Hakan Fidan. Bir Sönmez Köksal dönemi var ayrı. Şenkala Tasagun dönemi var vesaire ama ee, daha önce uzun yıllar mit Müsteşarı hep asker kökenliydi. Dolayısıyla askerlerin mit Müsteşarlığına özenmesi istemesi doğal. O arada ee, Necip Hablemitoğlu'nu dönemin MİT Müsteşarlığına aday ismi olarak ilk sıraya yazalım. Fakat sadece Necip Abilbitoğlu değil, MİT Müsteşarlığı'na e, Levent Göktaş da aday. Bunu nereden öğreniyoruz? Bunu onun emir subayının e, yaptığı, verdiği ifadeden öğreniyoruz. Bir CV hazırlamış hem de cinayet günü ve bu CV'yi AKP'li Abdülhatif Şener'e ulaştırmış. İsimler farklı olmakla beraber Levent Göktaş kimini teyit ediyor, kimini teyit etmiyor ama o da TV'ye yaptığı açıklamada evet dedi. Ben CV'mi dönemin hükümetine ilettim. MIT müsteşarı olmak istiyordum. Şimdi bazı tarihi zıplamalar yapacağım. Yani yer yer Hablemitoğlu suikasti 2002 yılına gideceğim. Yer yerde Levent Göktaş'ın tahliye olduğu 2014 sonrasına geleceğim. O arada başta da söyledik Nuri gökan Bozkır Ukrayna'da ev hapsindeyken Kasım 2020'de oranın mühim bir haber portalı olan Strana'ya bir röportaj verdi. Bu biraz evvel gazetecilerin yaptığı röportajlardan bir yıl sonrasına tekabül ediyor. Belli ki Nuri Gökhan Bozkır 2019 yılında, 2020 yılında neyse belki devletle de bir pazarlık yaptı. Ve bu pazarlığın gidişatından memnun olmadı. İstediği şeyler verilmemiş olabilir. Devlet, yani devlet arasında ne geçti bilmiyoruz. Veya milli istihbarat arasında ne geçti bilmiyoruz. Ama konuşma kararı alıyor ve bu bu konuşma kararıyla da mühim konuları ifşa ediyor. Esasen Nuri Gökhan Bozkır'ın Hablemitoğlu'yla ilgili ifşaları kadar bu ifşaları da önemli. Ama şu anda bu ifşaların üzerinde durulmuyor, durulmuyor. Orada diyor ki ben diyor Suriye'ye MIT kontrolünde silah sevk ettim. Ee, taşınabilir füze sistemleri sevk ettim, patlayıcılar sevk ettim ve arşivindeki fotoğraf ve videoları da paylaşıyor o Ukrayna'daki haber portalıyla paraları da diyor yurt dışına büyük valiz ve çantalarla MIT yardımıyla çıkardık. Sonra da diyor silah taşıyan tırlar polis tarafından çevrilince olay patladı ve MIT benim yurt dışına acilen çıkmamı istedi diyor ve öylelikle de yurt dışına çıkıyor. Nereye gidiyor? Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna'da birkaç sene yaşıyor. Ondan sonra da enteresan bir şekilde 2019 yılında hakkında Hablemitoğlu soruşturmasından dolayı kırmızı bülten çıkartılıyor. Dikkatinizi çekerim. Bütün bunlar önemli bağlantılar, önemli ilişkiler. Şimdi geldik Levent Göktaş'a. Levent Göktaş 5 yıllık hapis hayatının sonunda tahliye oluyor ve avukatlık yapmaya başlıyor. Ve enteresan bir şekilde kısa sürede savunma sanayinde faaliyet gösteren 5 şirket birden kuruyor. Levent Göktaş'la Nuri Gökhan Bozkır arasında başta da söyledim bir ast üst ilişkisi kadar bir baba oğul ilişkisi de var. Yani Levent Göktaş'ın yetiştirdiği bir isim Nuri Gökhan Bozkır. Hablemitoğlu suikastindeki bağlantıları Gökhan Bozkır'ın ifadesiyle ortaya çıktı. Benzer bir şekilde neden savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 5 şirket? İşte bu da soru işareti. İşte böyle bir noktada Nuri Gökhan Bozkır'ın bu işi tek başına yapamayacağı, ee, ...ve Levent Göktaş'ın da bu konuda onunla beraber hareket ettiği iddiası var. Ee, Levent Göktaş daha önce görev yaptığı için Suriye'yi, Irak'ı avucunun içi gibi biliyor. 10 yıldan uzun süre o bölgede görev yapmış. Özel kuvvetler tecrübesi var vesaire, askeri tecrübesi var, bölgeyi tanıyor, oradaki grupları biliyor, şu bu falan vesaire. Haliyle Levent Göktaş'la Nuri Gök Gökhan Bozkır'ın ilişkisi hiç kopmadığına göre... Belli ki burada da devam ediyor olabilir. Fakat bu konuda henüz kanıtlanmış bir veri yok. O arada Sezgin Baran Korkmaz hadisesi patlıyor. Sezgin Baran Korkmaz hadisesini biz Sedat Peker'in ifşalarıyla patladığını biliyoruz ama esasen daha öncesine de dayanıyor. Sezgin Baran Korkmaz orada da Levent Levent Göktaş faktörü var. Sezgin Baran Korkmaz zayıf durumda gördüğü veya kelepir durumda gördüğü şirketlere çöken, kelepir fiyatı onları alan vesaire falan bir fırsatçılığıyla bilinen bir şey. Sahtekar, dolandırıcı, düzenbaz bir adam. Zaten bundan dolayı da şu anda Amerika'da 225 yıl hapis sistemiyle yargılanacak önümüzdeki aylarda duruşması var. O arada Sezgin Baran Korkmaz'ın da yaptığı bütün işlemlerde rüşvet, öbürü, beriki neyse hepsini kayda aldığı, fotoğrafladığı, videoya çektiği falan e, biliniyor. Haliyle Sezgin Baran Korkmaz e, fıçısı da patladığında bak, bakın bakalım ortalığı ne götürecek. Neyse dönelim. O arada Sezgin Baran Korkmaz Kıraca Holding'in Nahum Kardeşler'deki %45 hissesini satın alıyor. Nahum Kardeşler hisseleri devredip çıkmak istiyorlar. Bundan sözüm ona inan Kırac'ın haberi olmuyor ve buna çok bozuluyor ve hisseleri tekrar Sezgin Baran Korkmaz'dan almak istiyor. Ve bunun için Dikkatinizi çekerim. Kıraç'a Holding ki İnan Kıraç Koç Holding'in damadı. Uzun yıllardır damadı. Koç grubunda falan da çalışmış. Suna Koç'la evlendi. Suna Kıraç oldu daha sonra. Her neyse. Ee, şirketinde o kadar avukat, hukuk bürosu falan varken İnan Kıraç bu işin, bu ihtilafın çözülmesi için avukat Levent Göktaş'a gidiyor. Ve diyor ki bu durumu çöz. Ve Levent Göktaş 6 milyon dolara olayı bağlıyor. Hatta o paranın Levent Göktaş'a verildiği iddia ediliyor ki yani öyle bir güven ilişkisi var ki İnan Kıraç'la Levent Göktaş arasında ki İnan Kıraç da derin bir iş adamı olarak bilinir yani bağlantıları, geçmişi, sicili vesaire itibariyle. Neyse. Levent Göktaş'a o paranın güvenilip verildiği ve o parayı işte Levent Göktaş'ın İnan Kıraç'a getirdiği iddia ediliyor falan. Ama o arada Sedat Peker'in ifşaatı şu. Sedat Peker şunu ifşa ediyor. Diyor ki Sezgin Baran Korkmaz Süleyman Soylu çağırdı ve dedi ki bu işten vazgeçeceksin, para da almayacaksın, bu işin üzerine bir bardak su içeceksin ve işte efendim sonra da Türkiye'yi terk edeceksin. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı talimatla İnan Kıraş'la anlaşmak zorunda kaldı. Paranın üzerine bir bardak su içmek zorunda kaldı. Ve daha sonra da gene Soylu'nun talimatıyla yurt dışına çıkmak durumunda kaldı. Dikkatinizi çekerim. Sedat Peker de Soylu işaret göstermiş. Hani işler düzelecekti filan diyor. Yani işte beni ben yurt dışına çıktım daha sonra filan falan. Orada Sedat Peker ile Soylu arasındaki dava bu ve Sedat Peker Soyluyu bir kere daha patlatıyor. Sen Sezgin Baran Korkmaz'la bu ihtilaf konusunda görüştün ve Sezgin Baran, Baran Korkmaz'a yol verdin. İşte o para. Ve bu konuda İnan Kıraç ve Levent Göktaş'ın tarafını tuttun. İşte Sedat Peker'le Levent Göktaş'ın karşılaşması ya da çatışması bu hadise. Ve elbette bu hadiseyi patlatması, Sedat Peker'in ifşa etmesi hepsinin e, konforunu bozdu. Rahatını kaçırdı İnan Kıraç'ın da Sezgin Baran Korkmaz'ın da ve elbette Levent Göktaş'ın da. Kimse böyle bir şeyin deşifre olmasını istemez ve elbette Süleyman Soylu'nun da. Ama dedim ya kavga büyük. Bu arada MİT müsteşarlığına geri dönelim. Levent Göktaş tahliye olduktan sonra da MİT müsteşarlığı arzusundan vazgeçmiyor. 2002'deki arzusunu teyit etmişti. Hükümete CV verdim demişti. 2016'da da e, Barış Terkoğlu Oda TV'de Hakan Fidan gidiyor, gidiyor MİT'in başına sürpriz bir isim geliyor diyerek Levent Göktaş'ın ismini telaffuz etti ve onu bir, bir, bir anlamda da köpürttü. Levent Göktaş'ı köpürten isimlerden e, Köpürten isimlerden biri Barış Terkol veya sadece Oda TV değil. benzer bir şekilde mesela 2011 yılında işte Yılmaz Özdil'in anlattığı o albay aradık bulduk diye Oda TV'de bir haber çıktı. O haber şöyle. Yılmaz Özdil Hürriyet'te bir yazı yazıyor. O yıllarda Hürriyet'te çalışıyor. 2011 senesi Levent Göktaş Ergenekon tutuklusu olarak cezaevinde. Levent Göktaşı işte işaretlediğim paragrafta övüyor. Yani işte şu kadar dil biliyor, şöyle atlayış yaptı, derin su dalgıcı, uluslararası özel kuvvetler şampiyonasında 3 defa dünya şampiyonu filan vesaire. 3 tane üstün cesaret madalyası var, bir albay bu falan diye isim vermiyor. O da TV topa giriyor diyor ki işte diyor Yılmaz Özdil'in bahsettiği albay kim biliyor musunuz? O diyor Silivri cezaevinde o albay Silivri cezaevinde 32 aydır tutuklu bulunan Levent Göktaş diyor. Şimdi burada şunu sormak icap ediyor. Yılmaz Özdil cephesinin, Oda TV cephesinin aynı şekilde ve özellikle Yılmaz Özdil'in bu kadar köpürttüğü, destek çıktığı, yücelttiği bir albay Levent Göktaş. Şimdi aynı şekilde yine Yılmaz Özdil'in adeta sevgilisi, Yılmaz Özdil'in adeta işte koalisyon ortağı, Yılmaz Özdil'in öve öve bitiremediği Sedat Peker. Peki şimdi Yılmaz Özdil ne yapacak? Bir tarafta kudretli bir albay, o kadar övgü düzmüş e, geçmişte. Bir tarafta da gene öve ve bitiremediği Sedat Peker. Bu kavgada Yılmaz Özdil nerede duracak? Neyse. Bizim yayının konusu bu değil. Devam edelim. MİT müsteşarlığı böyle. Yani e, Levent Göktaş hiçbir zaman e, bu e, şeyden vazgeçmemiş. Nuri Gökhan Bozkır'ın Hablemitoğlu itirafları sadece bununla sınırlı kalmadı yani ben orada keşif yaptığımda sınırlı kalmadı ve Hablemitoğlu'nu Tarkan Mumcuoğlu'nun öldürdüğünü itiraf etti anlattı iddiası bu. Tarkan Mumcuoğlu kim? Hablemitoğlu öldürüldüğü sırada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüzbaşı rütbesinde bir asker ve elbette şeyin ekibinde Levent Göktaş'ın ekibinde ee, yine ee, daha sonra mitçe olduğu, mit mensubu olduğu ortaya çıkıyor. Ve yakın tarihe kadar da mit mensubu olarak devam etmiş. Böyle de bir ee, hususiyeti var. E, daha önce genelkurmay olay tarihinde yurt dışında diyor ama sahte kimlikle olay tarihinde e, Hablemitoğlu cinayetinin bulunduğu bölgede hatta telefon kesişmesinden falan Tarkan Mumcuoğlu tespit edilmiş. Bir de işin böyle bir yanı var. Netice-i kelam 8-9 Haziran'daki gözaltı dalgasının üzerine fikret emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Kamil Metin, Memiş Aytekin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alınarak tutuklandı. Bir diğer isim yani bütün bu askerlerin komutanı Levent Göktaş firar etti. E, Bozkır'ın Türkiye'ye getirileceği anlaşıldığında hisselerini tasfiye ederek hazırlığa başladığı bilgisi var ki bu da doğru. Operasyonu da haber alarak sırra kadem bastığı bilgisi var ki bu da doğru. Ona da e, bakalım e, hemen e, Independent Türkçe e, yayımlamış. Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Boskır Türkiye'ye getirilmeden önce dosyanın firari şüphelisi Göktaş şirketlerini devretti diyor ve hemen Ticaret Sicili gazetesinden de getirmiş... Kendi şirketlerini nasıl devrettiğini. Burada tarih hemen sağ üst köşede görüyorsunuz. 20 Aralık 2021. Biraz evvel size şunu söyledim. Ocak 2022'de 28 Ocak 2022'de Nuri Gökhan Bozkır'ın paketlenerek Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı. Muhtemelen bu tarihten bir iki ay önce paketlendi ve o arada sorgulandı. İşte o sorgulandığı esnada muhtemelen Levent Göktaş gene bilgi aldı. Yani Nuri Gökhan Bozkır paketlendi getiriliyor yakında açıklanacak ve 20 Aralık'ta şirketlerini devrediyor ve bu esasen bir kaçış hazırlığı. Sonra bekliyor. Ne zaman ki 8 Haziranda Nuri Gökhan Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadelerinden sonra 8 Haziranda bir gözaltı şeyi başlıyor dalgası başlıyor. Onu da haber alıyor. Yani belli ki korunuyor, kollanıyor, gözetiliyor. Bir Nuri, Nuri Gökhan Bozkır. Türkiye'ye getirildiğinde paketlendiğinde bunu önceden haber alıyor. İki itiraflarını önceden haber alıp kendine bir gözaltı operasyonu düzenleneceğini haber alıyor. İki kritik noktada haber veriliyor ve şirketlerini devrediyor ardından da kaçıyor. Bu şeyler önemli. Bu veriler önemli. Bunları muhakkak değerlendirmek lazım ve bunları değerlendirmeden de puzzle'ın parçaları tam olarak yerleşmiyor. Neticede Nuri Gökhan Bozkır pek çok yerde ismi geçiyor. İşte Suriye'ye silah satışı Hablemitoğlu bir de sauna çetesi. 2005'te Ankara'da bir sauna sahibinin ihbarı üzerine ortaya çıktı ki bir çete saunayı saunaya bir saunaya şey yerleştirmiş. Kameralar yerleştirmiş ve oraya gelip giden milletvekili bürokrat düzeyindeki belli başlı Ankaralı isimleri çekmişler. Kasetlerini çekmişler uygunsuz vaziyette elbette ve onlarla e, şantaj yapmışlar bu kişilere. İsimleri falan da var girmeyeceğim ben buna. E, o yargılamada Nuri Gökhan Bozkır'ın MIT ve TSK'ya ait birçok gizli belge bulundurduğu da tespit edilmiş. Ve Bozkır bir süre sonra TSK'dan ihraç edilmiş. Şimdi e, sadece bu değil Şimdi, MIT ve TSK'ya ait birçok gizli belge bulundurdu deyince bir diğer konu da Sezgin Baran Korkmaz'daki dosyalar. Bunu da Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç yazmış. Bu da yeni bir veri 24 Temmuz tarihli yazıda yani dünkü yazıda Sezgin Baran, Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki ağı deşifre mi ediliyor? Başlıklı yazıda diyor ki, ismi tekrar söyleyeyim Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkilerine dair 6-7 ay önce hazırlandığı tahmin edilen liste tartışma yarattı. Polisin fiziki ya da teknik takip notlarına benzer bir dil taşıyan 8 sayfalık bilgi notunda gazeteciler, avukatlar, yargı mensupları, polisler, asker ve istihbaratçılardan, iş dünyasından kişilerden oluşan yüze yakın isim var. Başlıklar, basın, yargı, askeri, avukatlar, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, para monta kalan kişiler, meşhur otel, yalıya gelenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler diye sıralanıyor. Arşivlemeye bakar mısınız Sezgin Baran Korkmaz'da? İsmi geçen Veys Açe Ateş ve Deşifre olan diyelim. Hadi Özışık gibi isimler yok ama farklı listelerde tekrar eden isimler var. Örneğin para ödenenler başlığı altında yer alan 21 kişi diğer başlıklar altında yer alan gazeteciler, polis müdürleri ya da adliye mensuplarında da geçiyor. Basın başlığı altında 22 isim var. Kiminin karşılığına çeşitli notlar düşülmüş, kimi de boş bırakılmış diyor. 22 isim basın bölümünde. Listenin tümüne bakıldığında özellikle personeller başlığı altına düşen notlarda bu dosyaların hazırlanmasına yardımcı oluyor. Notu bir soruşturmanın varlığını belli ediyor. Edi yani görülen o ki bu 22 gazeteci kim ve elbette şu başlıklar yani basın, yargı, askeriye, avukatlar, istihbarat, emniyet vesaire vesaire. Bu arada şeyle ilgili de Hablemitoğlu e, cinayet zanlısı Göktaş 6 haftadır neden yakalanamıyor diye Tolga Şartan 22 Temmuz 2022'de T24'te bir yazı yazdı. Burada bütün sefahatı anlatıyor İşte hem Levent Göktaş'ın geçmişinden bahsediyor hem de 6 e, haftadır nasıl kaçtı derken işte o sırt çantasıyla görüntülenmesi şuraya gitti buraya gitti vesaire filan yani e, neticede bir takım kameralara bir takım şeylere takılmış filan. Her ne hal ise Mobese kameralarına vesaire Antalya'da kaldığı ortaya çıkmış e, filan e, şeyde e, nihai olarak sonuçta sanki diyor gizli bir el Tolga Şardan ki bu da o çevrelere yakın bir gazetecidir. E, Levent Göktaş'ı koruyor diyor. Yine bu, bu yazının biraz daha üstünde de savcılık Göktaş'ın son görüldüğü yer olan Kıraça Holding binasında arama yaptırdı ama olumlu sonuç alamadı. Bolt medyada da Koç Holding olarak geçmişti. Koç Holding Kıraça Holding e, yani birbirine yakın zaten yani dediğim gibi akraba ilişkisi var. Fakat burada Tolga Şardan'ın verdiği bilgi de Kıraça Holding olarak geçiyor. Bolt medyada Koç Holding olarak geçiyor. Yani muhtemelen Kıraça Holding olabilir. Çünkü inan Kıraç'ın avukatıydı. Levent Göktaş Kıraça Holding'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Ya da oradan sonra artık izini kaybettiriyor. Orada da gene İnan Kıraç faktörü üzerine bir soru işareti koymak icap ediyor. Bütün bunlardan sonra şimdi döne dönelim. Yani bu girişi ve bu, anlatma, bu anlatıyı belli bir kronoloji içerisinde ve belli satır başlarıyla anlatmam gerekiyordu ki şimdi bundan sonra anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın. Levent Göktaş ismiyle bir Twitter hesabı açıldı. Hesap bu. Şu anda açık e, 78 bin civarı kullanıcı var ve bu sürekli artıyor. Ve burada bir takım paylaşımlar yaptı ve bu paylaşımlarda yani e, enteresan satır araları var. Birazdan ben e, o satır aralarına bakacağım. Önce kendini tanıtarak başlıyor. Esasen e, video şey Twitter hesabını 23'ü akşamı açmış. Yani cumartesi akşamı açmış ama kimse fark etmedi. Ne zaman ki ben bu akşam bir video koyacağım dedi. O zaman fark etti ve bir takım ifşalarda bulundu. Özellikle gerek işte bu hakkındaki iddialarla ilgili, gerek firarı ile ilgili, gerek silah kaçakçılığı ile ilgili vesaire. Şimdi birazdan ona tek tek bakacağız ve Sedat Peker'e sataştı. Sedat Peker'e sataşınca Sedat Peker de Levent Göktaş'a sataştı. Suskunluğunu bozdu. Şimdi tekrar dönelim. Ee, tek, e, cephesi olaya nasıl bakıyor yani dün bu yaşanan gelişmelerden sonra Şeble, Şengül Hablemitoğlu Hablemitoğlu'nun eşi e, bir dizi tweet attı. Boyun altında kalsın da boyunuz devrilsin der miyiz? Deriz tabii diyor. Ortaya çıkan e, bütün bu konular hem Şengül Hablemitoğlu'nu bildiği bir takım bilgileri teyit etmesi açısından hem de yeni belki bir takım verilerle hayrete düşürmesi açısından da önemli yine leş pazarlıklar dönüyor belli ki leş adamların elinde oyuncak, oyuncak olmuş memleket diyor anlaşırlarsa fake deriz buna hazırlayalım herkesi demişler Allah belanızı verebilir mi bir an önce demiş yani hesap doğrulanmadı biraz evvel gösterdiğim Levent Gökteş hesabı bir anlamda diyor Şengül Hablemitoğlu bu pek çok kişinin de ortak kanaati ben de aynı şeyi düşünüyorum bir pazarlık dönüyor yani biri, birileri bir şey gösteriyor ki mesela Sedat Peker de bunu çok yaptı Tayyip abi görüşeceğiz, Tayyip abi görüşeceğiz, açıklamazsan açıklarım ha falan filan, filan gibi şeylerle. Ve orada da pazarlıklar döndü. Mesela Sedat Peker'i arayanlar, araya girenler falan oldu. Daha sonra Sedat Peker o görüşmelerin hepsini patlattı, o ayrı. Araya gazeteciler girdi, bürokratlar girdi, Metin Külünk girdi, bir sürü şey biliyorsunuz. Şimdi dönelim. Şengül, Şengül Hablemitoğlu aynı film bir kere daha sahneye kondu diyor. Yani Levent Göktaş ucunu gösterdi bir pazarlık kapısı aralamaya çalışıyor. Kendi hürriyetiyle ilgili veya güvenli bir yerde olması ile ilgili bilmiyorum artık. Ve eğer anlaşırlarsa, o hesaptan haberimiz yok. Bizim kontrolümüzde değil deyip işin içinden çıkacaklar. Anlaşamazlarsa da belki orada ifşalar başlayacak. Bakalım hangisi olacak. Şimdi Levent Göktaş'ın doğrulanmamış. İşte şimdi buradan sonraki veriler Levent Göktaş'ın tweet'inden aktaracağım veriler doğrulanmamış veriler. Bu uyarıyı düşerek o tweet'i çözümlemeye çalışacağım. Daha sonra gene doğrulanmış verilerle devam edeceğiz. Diyor ki, kimsenin sahte ve sanal kahramanı olmayın. Yoksa gün gelir sizi kahraman ilan edenler telefonlarınızı dahi açmazlar. Burada ciddi bir sitem var. O arada Levent Köktaş'a yakın isimler, kimi avukatlar, kimi siyasetçiler... Levent Köktaş'ın bu hesapta yazılan bilgilerin ee, satır aralarına bakmak lazım dediler. Onu da gene bir şerh olarak düşeyim. Yine ifadelerinden anladığımız kadarıyla bu üslup onun üslubu diyenler de oldu. Birazdan oraya geleceğiz. Hayat hikayesini anlatacakmış vesaire. Ee, sonradan pişman olacağınız işler yapmayın diyor ikinci tweet'te. Pişmanlıklarım, kırgınlıklarım, neden kaçtım, nasıl kaçtım her şeyi açıklamanın zamanı geldi diyor. Orada kısaca hayat hikayesini özetlemiş. Can Dündar soruyor diyor ki ee, polis operasyonunu haber alan Levent Göktaş polisin takibinden kurtulmak amacıyla İstanbul'a geldi daha önce avukatlığını yaptığı iş insanı İnan Kıraç'a ait Kıraç'a holding binasına girdi sonrasında izini tamamen kaybettirdi buna cevap vermiş bütün bu soruların cevabını bizzat kendim vereceğim yine bir sürü insanı da şey yapmış etiketlemiş mesajlarında haberdar olsunlar diye yani gazetecileri belli isimleri belli siyasetçileri Oda TV, Aydınlık gibi yerleri etiketleyerek ben geliyorum diyor ki zaten bunun üzerine de duyuldu. Bu etiketleme üzerine duyuldu. Şu mesaj enteresan. Ben oraya bir kere girdim, ikinci kere girmeyeceğim. Yani bu onu tanıyan insanların da gene teyit ettiği bir şey. Levent Göktaş bir daha cezaevine girmez, bir daha oraya dönmek istemiyor. Girdiği yerden bir fotoğraf paylaşmış yani Silivri cezaevinden. Hemen yanında Tuncay Özkan görülüyor. Elini Levent Göktaş'ın omzuna atmış biçimde. Altta da gene kırmızı kaşkoluyla Yalçın Küçük dikkat çekiyor. Kulağınıza küpe edin. Ben Mustafa'yım ama Şehzade Mustafa değilim. Şehzade Mustafa biliyorsunuz kanun ile taht mücadelesine giren oğlu ve bunu kellesiyle ödemişti. Ama ben kellemle ödemeyeceğim diyor. Mesaj bu esasen. Tam da bu esnada Sedat Peker'in basın ayağı olduğu ifade edilen Emre Ol Emre Olur bir dizi mesaj paylaştı. Deli Çavuş bizim hesabımızdır. İşte bunlar da şu hesaplardır falan dedi. O arada da Sedat Peker seçimlerden iki ay öncesine kadar konuşmayacak, açıklama yapmayacak filan dedi. Paylaşım yapmayacaktır dedi üstelik. Bu mesajdan biraz sonra Levent Göktaş konuşmaya devam etti ve pazar akşamı yayınlayacağı videoyu pazartesi gününe erteledi. Bilmiyorum güven sorunu olmaması için herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri yarın videolu şekilde açıklayacağım dedi. Bu süre kazanmak için de olabilir. Biraz evvel Şengül Hablemitoğlu'nun söylediği hikaye. Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar K nokta nokta kursağında büyüyenler görüşeceğiz diyor. Bu K nokta nokta kursağında kahpe kursağında. Açılımı bu. Bunu Sedat Peker de kullanmış tweetlerinde. Ve son tweetinde ee, dün akşam paylaştığı "Beni Sedat Peker'le karıştırmayın. Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm. Ben yanarsam siz de yanarsınız." muazzam laflar bunlar. Devlet denen aygıtı başınıza geçiririm. Sedat Peker'le beni karıştırmayın. işte Sedat Peker bu ifade üzerine suskunluğunu bozdu. Biraz önce paylaşım yapmayacak derken Sedat Peker paylaşım yaptı. Bu işte kahpe kursağında büyümedik diyor. Bir yıl önceki paylaşımı. yani aynı ifadeyi şeyde kullanmış. Bunların kendi aralarında böyle bir jargon varmış. Ben de ilk defa duyuyorum. Kahpe kursağında büyümedik. Sedat Peker açık yazıyor. Şey Levent Göktaş K nokta nokta diyerek yazmış. Her neyse Emre Olur üzerinden Sedat Peker şeyini bozdu. Suskunluğunu bozdu. Başa şerh düşmüş. Levent Göktaş'a ait mi değil mi hesap bilmiyorum falan filan. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın ne demek? Kimsin lan sen falan diye böyle ağır laflar. Ee, bir de işte burada doğru olan şeyler var. Doğru olan şeyler Sedat Peker'in ifşaları. Çünkü Emre olur Sedat Peker adına bu tweetleri atıyor ve Sedat Peker de bu tweetleri RT'liyor. Haliyle Sedat Peker'in anlatımıyla ve ifadesiyle ve tanıklığıyla... ...burada Levent Göktaş hakkında yeni iddialar e, ortaya çıkıyor... Ankara'ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker'le karıştırmak ne demek? Devam. Şimdi radarıma girdin. Ama asıl dehşet verici iddia şurası. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin parayla ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere iki ay kala çekeceğim videolarda konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker'le karıştırmayın. Yenir yutulur değil. Yani ben Ankara'ya geldiğimde benim arkamda yürüyordun diyor. Hadi onu geçtik. O usul adaba ilişkin bir şey. Yaşar Baba vasıtasıyla kim bu Yaşar Baba? Bana teklif ettiğin parayla para teklif etmiş ve ortadan adam kaldırma. Burada diyor ki sen bir tetikçisin, sen bir azmettiricisin, sen parayla adam tutuyorsun, birilerini ortadan kaldırıyorsun. Peki neden dolayı firari sanık şu anda Levent Göktaş? Hablemitoğlu suikastinden dolayı. Birilerini azmettirip keşif yaptırıp Hablemitoğlu'nu ortadan kaldırma iddiasıyla. Evet. Orada da işte söz namus göreceksin. Seni kibrit kutusuna sokacağım vesaire vesaire. Bunun üzerine Levent Göktaş tweet atmaya devam etti. Levent Göktaş gene şerh düşelim. Bu hesap fake sahte olabilir. Ey saraydaki firavun diyerek saraya seslendi. Unutma her firavunun Musa'sı var. Suriye'deki bütün kirli işlerini biliyorum. Hatırlayın başta anlattım. Suriye Silah Ticareti Nuri Gökhan Bozkır. Ukrayna medyasına Nuri Gökhan Bozkır'ın anlatımları. Petrolden tut silah kaçakçılığına kadar. Ve Sedat Peker olmadığımı herkes görecek diyor. Yani senin iznin olmadan Suriye'ye bir çekirdek girmiyor diyor. Sarayı kastediyor. Ve hepinizi yakarım diyor. Yani bir anlamda ben her şeyi biliyorum diyor. Ve Sedat Peker'den bu anlamda diyor çok daha büyük ses getirecek veriler var bende diyor. Levent Göktaş adına Tweet atan bu hesap. Sonra Sedat Peker e bir kere daha meydan okuyor. Verdiğin sözü tutmadın. Tayyip Abi'yle Abi'yle helalleşeceğiz demiştin. Ne oldu mevzu? Madem o kadar cesaretlesin, evet sen olmadığımı herkes görecek diyor. Orada da cesaretsizlikle suçluyor. Ama kabul edelim Sedat Peker Tayyip Abi videosunu bir yıldır çekmedi, çekemedi. Her neyse, o arada başka işte Ankara koridorları vesaire ölü bölgesi. İşte PKK'nın atış hakimiyetinin olduğu noktalardan girdim çıktım ben vesaire diyerek. Yani ben bin kere öldüm bin kere dirildim gene dirilirim vız gelir tırıs gider falan manasına e, söylüyor. Azdan az çoktan çok gider filan. O arada e, Oda TV'de e, Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen hesaptan yeni paylaşımlar falan diye haber yapılırken Celal Ülgen'e atfen avukat Celal Ülgen'e atfen ki Celal Ülgen'de o ekibin avukatıdır yani. Özellikle Ergenekon davalarında falan. Bu Levent Göktaş'a ait bir hesap diyor. Hesabı doğruluyor. Ve işte diyor kahpe kursağında büyüyenler ve beni Sedat Peker'le karıştırmasınlar cümlelerini ben kendi ağzından da duydum diyor. Yani şeyi teyit ediyor. Fakat birkaç saat sonra Halk TV'deki bir yayında bu hesabın Levent Göktaş'a ait olmadığını düşünüyorum diyor. Acayip işler dönüyor yani birkaç saat önce evet diyor bu böyleyken yani Oda TV'ye evet bu odur diyor büyük ihtimalle çünkü diyor üslup onun üslubu birkaç saat sonra Halk TV'ye başka bir şey tuhaf tuhaf işler dönüyor Vural Ergül gene bir avukat e, Levent Göktaş'a iki soru sormuş eğer diyor hesap seninse bunlara cevap ver bir orada da çok enteresan iddialar var Nuri Gökhan Bozkır'ı Türkiye'ye gelip itirafçı olmasın diye ikna etmesi için Ukrayna'ya kimi gönderdin? Levent Göktaş da Nuri Kökhan Bozkır itirafçı olmasın diye çabalamış. Dikkatinizi çekerim. Paketlendiğini öğrenince şirketleri tasfiye edip sırra kadem bastı. 2. En son görüştüğün o bakan yardımcısı kimdi? Hükümetten de destek istemiş. Bu işi çözün, bana yardımcı olun vesaire. Veya Nuri Gökhan Bozkır'ı belki de bir şekilde ortadan kaldırmak istediler. Bilmiyorum. Konuşmasın, sussun. Neyse. Said Sefa enteresan bir e, tweet paylaşmış. Orada diyor ki kuvvetle muhtemel fake bu diyor. Levent Göktaş'la Süleyman Soylu arasındaki ilişki Sedat Peker'i kızdırmıştır. Sedat Peker'in neden bu kadar kızdığının nedeni. Göktaş'a kaç diyen Süleyman Soylu'nun emniyetteki elemanları. Evet. Yani bir anlamda işte bu Sezgin Baran Korkmaz, Kıraça Holding, Süleyman Soylu'nun ofisinde görüşme. Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'a kaç diyor. Aynı şekilde Süleyman Soylu'nun emniyetteki elemanlarının soruşturmayı haber alıp veya Gökhan Bozkır'la ilgili gelişmeleri haber alıp gözaltı dalgasını ki gözaltıyı kim yapacak? Polis yapacak. Gözaltı dalgasını haber alıp Süleyman Soylu'nun emniyetteki elemanları üzerinden Levent Göktaş'a kaç talimatı verdiğini iddia etmiş Sait Sefa. Sedat Peker'i kızdıran bu. Yani Süleyman Soylu aynı şekilde Levent Göktaş'ı da kaçırttı diyor. İddia o ki. O arada Ali Can Uludağ paylaşmış. Levent Göktaş eski derin devletle. AKP derin devleti arasındaki kilit halkadır. Göktaş tuğlayı çekerse dünün ve bugünün suçları ortaya saçılır. Kaçması da korunması da boşa değil demiş. Evet. Bakalım ne olacak? iş nereye gidecek nereye evrilecek biz de gerçekten merakla bekliyoruz. Bir takım grafikler eşliğinde bir takım gerçekten tarihi bilgiler eşliğinde olayın önünü arkasını anlatmaya çalıştım. Elbette satır başlarıyla geçmeye çalıştım baktığınızda araştırdığınızda çok daha detaylı anlatımlara detaylı verilere ulaşabilirsiniz. Bunun için benim okuduğum kadar yüzlerce makale haber video falan okumanız seyretmeniz dinlemeniz icap ediyor. Bir tuğla çekildi başta da söylediğim gibi ve duvar yıkıldı öyle görülüyor. Ve bir anlamda e, rejim derininden çatır diyor. İşte onun için de KJ'ye rejim derininden çatır dedik. Bir ilişkiler yumağını, bir ilişkiler ağını teyit edilmiş, yalanlanmamış, doğrulanmış verilerle büyük ölçüde %95-98 büyük ölçüde doğrulanmış, yalanlanmamış, teyit edilmiş verilerle anlattım anlatmaya çalıştım. %3-5 işte o Levent Göktaş hesabından yapılan hes paylaşımların sıhhatine, sağlığına ilişkindi. Onu da zaten anlatırken ifade ettim. Son derece enteresan, son derece renkli bir haftaya girdik. Bakalım ne olacak? Biz de gerçekten merakla bekliyoruz. Bundan sonraki kapışma. Bundan sonraki Varan 2, Varan 3'te neler var? Gerçekten merakla bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.